Selamünaleyküm. Aleykümselam başkanım, hoş geldin. Bekir abi nasılsın, iyi misin? Hamdolsun, sen nasılsın kardeş? Elhamdülillah. Şimdi daha önce test için bir şampuan verdik, kullandınız. Nasıl, beğendiniz mi? Gördüğümüz netice, bir eğitimci olarak sizin görüşleriniz önemli benim. Şimdi ben zaten o yörenin insanıyım. Har derler bizim orada. Evet. Defne'ye. Banyoda kullandığımda kendimi bir kere o dağlarda hissettim. Yani o kadar güzel bir kokusuyla hele. Evet. Çok hoşuma gitti. Sonra da ikinci, üçüncü kullanıştan sonra saçlarıma dokunduğumda gerçekten bir dirilik hissettim. İşte bir parlaklık hissettim. Hatta sanki biraz da başkanım siyahlaştı gibi geliyor bana. Ya bu mucize gibi bir şey oldu. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi saç kök hücreleri oksijeni almazsa, besleyici elementleri almazsa sıkıntı yaşar. Yani gözeneklerin açık olması lazım. Dökülme de sanıyorum oradaki hücrelerin ölmesinden kaynaklanıyor şimdi, herhalde. Normal devir daim olur. Devir daim yaparken yağlı saçlarda yeni çıkacak saç gözenek tıkalı olduğu için her seferinde biraz daha zayıf çıkar ve belli bir şeyden sonra tüycük halini alır. Yani şu tüycük halinde saçı olanlar var ya, bunun ana sebebi bu. Bu şampuan içindeki defne yağı, yağ yakıcı özelliği var. Kas gevşetici, ağrı kesici, hücre yenileme özelliği var. Ondan dolayı bu şampuanı kullandığında gözenekler açılıyor, kök hücreye oksijen artı zeytinyağının besleyici özelliği iniyor. Bu da hem tüpleri besliyor, yani renk tüplerini besliyor. Yani saç siyahlaşır mı? İlginç bir şey söyleyeyim sana. Şöyle 2 ay sonra seni yeniden konuşturacağım. İnşallah. Bir şeyler görüşeceğiz. Ya bu tür ürünler zaten gerçekten doğa bir mucize, biliyorsunuz. Siz bu işin içindesiniz. Evet. Gerçekten bunu yakalayıp ortaya çıkarıp insanların faydasına sunmak bir iyi niyetin ürünü olsa gerek. Yoksa, 17 yıllık çalışma var. Yoksa biliyorsunuz bu işleri yapan çok insanlar var. İnsanları kandırıyorlar biliyorsun. Evet. Gerçekten şu oldu, bu oldu. Neredeyse ölüme çare var derecesine ama ben kesinlikle sizinle zaten 20 yıldır tanışıyorum. Evet. İnsanları sevdiğini, toplumu sevdiğini, vatanı milleti sevdiğini ve bunun için de elinden ne geliyorsa yaptığına birebir şahitim. Evelallah inşallah sonuna kadar da yanılmayacağıma inanıyorum. Allah razı olsun. Dolayısıyla ben o numuneyi kullandıktan sonra işte gördüğünüz gibi burada bir 12 koli. Tane bir koli. Bir koli alana ne getirdik? Şimdi onu bir göstersene. Bir koli gelene getirene de zaten bu bir kolinin biraz da sebebi şu. Doğal yetişmiş, kendi kokusu, domates kokusu olan domatesimizi de getirdi başkanım sağ olsun. 3 domatese bir koli. Abi şeker olsun. Ama ileride tabii bunları, bu domatesi artık bulamıyoruz gerçekten. Millet para hırsı olduğu için akşamdan ilacı verip falan, bunlar hakikaten, hakikaten milletimizin bir an önce bundan vazgeçmesi lazım. Evet. Yani şu domatesi üreten bir çiftçinin tadına baktığı zaman böyle o aromasını hissettiğinde bir zevk almalı. Demeli ki ya ben bunu bu şekilde güzel yetiştirdim, kendimle gurur duyuyorum. Evet. Bundan gelecek para mutlaka gelir diye düşünmeli. Aynen öyle. Şimdi bu niyetle yetiştirmeli bu domatesi o vatandaşımız. Çoluğuna çocuğuna yedirirken gurur duymalı onun tadından. İşte bu, son cümle bu. Yani evet, tüm sektörler aynı statüde olmak aynı zorunda. Aynı statüde olursak biz toplum olarak emin olun tekrar güçlü bir dünyaya, böyle medeniyet ve iyi niyet götüren bir ülke haline geliriz. Hocam gerçekten eğitimci olduğunuzu gösterdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum verdiğiniz ben mesajdan. Ben sizi seviyorum. Dolayı. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve takiptesiniz. Onu da söyleyeyim. Allah sürekli Allah sosyal Allah. Medyada ve şahsen de tanışıyoruz. Hı-hı. Sürekli takiptesin. Onu söyleyeyim. Allah razı olsun. Tamam. Ve şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah'a emanet. Sağ ol.